Türkiye ile Rusya'nın savunma sanayi işbirliğinden endişe eden Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi yine F-35 ile tehdit ediyor. Elif suda gezer konu. Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması. 109 Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye'ye F-35 sevkiyatını engelleme girişimini değerlendiren gazeteci Ceyhun Bozkurt'a göre bu hamle, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin Rusya ile savunma sanayisindeki işbirliğinden duyduğu endişesiyle ilgili. Dış politika uzmanı Özdemir Akbal'a göre ise Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye baskı için bahane uydurmayı sürdürebilir. Türkiye'ye ilk yeni nesil F-35 teslimatının yapılmasına yalnızca günler kala, teslimatın askıya alınması amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'deki girişimlere bir yenisi eklendi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin 44 üyesi, Savunma Bakanı Jim Mattis'e teslimatın durdurulması için mektup gönderdi. Mektupta, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı bir ortamda F-35'lerin teslimatının Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun askeri sırlarının Moskova'nın eline geçme riski yaratacağı şeklinde bir iddiaya yer verildi. Peki bu 44 politikacının tavrı, F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmesini engelleyebilecek ölçüde bir baskı aracına dönüşebilir mi? Konuyu dış politika uzmanı Özdemir Akbal ve gazeteci Ceyhun Bozkurt Sputnik'e değerlendirdi. Akbal'a göre Amerika Birleşik Devletleri'li bir grup politikacının, savaş uçaklarının Türkiye'ye sevk edilmemesi yönünde taleplerine ilişkin öne sürdükleri gerekçe, akıl ve mantıktan bir hayli uzak, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin sırlarını SIZDIRABİLECE'ye yumuşak geyineyi söylemek akıl ve mantık dışı, Metz'e yazılan mektubun, Türkiye'ye yönelik politik yaptırım uygulama isteğiyle bağlantılı olduğunun altını çizen Akbal şöyle bir değerlendirmede bulundu. Türk-Amerikan ilişkileri konusunda belli şüphelere sahip Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ve Amerika Birleşik Devletleri Senatosu üyesi bir grup politikacının, Türkiye'ye F-35 teslim edilmemesi yönünde talepleri olduğunu görüyoruz. Bunun son örneği Teksas eyaletinden geldi. Bu politikacılar her ne kadar Türkiye ve Rusya Federasyonu ilişkilerinin çok iyi seviyede devam etmesi sebebiyle Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri sırlarını Ruslara sızdırabilir gibi son derece akıl ve izandan uzak ve mantık dışı bir görüş sergilese de konuya Türk-Amerikan ilişkileri üzerinden bakmak şart. Böyle bakıldığında da, terörle mücadelede önemli rol oynayan ve Predator denilen insansız hava uçaklarının 2010 ila 2012 yıllarında satılmasının yasaklanması örneğinden de yola çıkarak bu tavrın, aslında politika yaptırım aracına dönüştüğünü görmek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri gelecekte de Türkiye'ye baskı uygulamak için bahane UYDURABİLİR, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki silah. Teslimat süreçlerinin politik bir anlam içerdiğinin altını çizen Akbal, ancak şu anda Münbiç meselesinde gelinen nokta ve bunun belli bir seviyedeki ortaklığı ortaya çıkarmış olması ve Türk-Amerikan ilişkilerinde mutedil dalgalı bir seyrin izlenmesi, F-35'lerin teslimatının önünde çok fazla bir engel olmadığını düşündürüyor. Ama bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin politik baskısını kullanarak Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamak için bahane uydurmayacağı anlamına da gelmiyor. Bu teslimat süresince sadece Amerika Birleşik Devletleri içerisinden değil, İsrail gibi, Türkiye'ye bu uçakların sevk edilmemesi gerektiğini düşünen başka ülkelerin de yaptırım uygulanması yönündeki isteklerinin de etkisiyle önümüzdeki dönemde bu uçakların teslimatının engellenmesine yönelik bir yaptırım her an gerçekleşebilir. Bu da Türk-Amerikan ilişkilerinde kırılgan bir yapının her an gündeme gelebileceğini düşündürüyor.
Ancak her iki devletin de 70 yıllık resmi ittifak ilişkilerinde dalgalı çeşitli dönemler yaşamış olsalar bile bir denge noktasına ulaşıp ortak hareket edebilecek bir kapasiteyi sürdürdüklerini gözlemek mümkün. Dolayısıyla gerginliklerin anlık olacağı ama bu gerginlikler neticesinde ortaya çıkacak durumun belli bir seviyede aşılabileceğini söylemek mümkün, ifadelerini kullandı. MÜNBİÇ süreci, sadece Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ye değil Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye'ye ihtiyacının sonucu, Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'nin güç ve etkisi konusundan önemli şüphelerinin olduğunun bu yüzden de Türkiye ile uzlaşmaya ihtiyaç duyduğunun sıklıkla göz ardı edildiğine işaret eden Akbal, özellikle MÜNBİÇ meselesi dikkate alındığında, hep Türklerin Amerika Birleşik Devletleri'ye bu anlaşma için ne vermiş olabileceği konuşuluyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'lilerin de Türkiye ile masaya oturmak durumunda kalmış oldukları gözden kaçmamalı, zira PYD terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG'nin bölgeden çıkarılması Amerika Birleşik Devletleri'nin çok da aleyhine olan bir durum değil. Her ne kadar bölgede görevli Brett McCook gibi isimlerin YPG üzerine çok fazla oynaması durumu söz konusu olsa da bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar işine yarayacağı konusunda şüpheler oluştuğunu gözlemliyoruz, dedi ve şöyle devam etti. Çünkü PYD son derece dağınık bir yapı ve PYD'nin ne kadar kuvvetli olduğu ve kuvvetini nasıl kullanılacağı konusunda ciddi soru işaretleri var. Zira, Amerikalı yetkililer, Irak'ın kuzeyinde yapılmaya çalışan 26 Eylül referandumu sürecinde de bu türlü yapılarla politika yürütmenin ne kadar güç olduğunu çok net biçimde anladılar. Bu yüzden bir devletle işbirliği yapmak Amerikalılar için de daha tercih edilir ve mantıklı olanı. Tam da bu yüzden, MÜNBİÇ konusunda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturmaya ihtiyaç duyduğu kadar Amerikalılar da Türklerle masaya oturma ihtiyacı duydu. Amerikalılar tarafında Türkiye üzerinden bir baskı kurmak için F-35'lerin teslimi gibi bahaneler arıyor. Ancak MET'e yazılan mektupta yazılanlar ne de F-35 teslimatının iptali mantıklı görünmüyor. Türkiye aleyhine ifadeler kaleme alanlar milyonlarca insanın ölümünden sorumlu bir ülkenin temsilcileri. Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a göre ise, MET'e yazılan mektubun dostane ve iyi niyetli hiçbir tarafı yok. Bozkurt, öncelikle mektubun neresinden bakarsanız bakın Türkiye'ye karşı hiç de dostane olmayan bir dil içeriyor. Örneğin kim ne derse desin, içeride ne eleştiri yaparsak yapalım, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Hele ki bu ifadeleri söyleyen temsilcilerin, Orta Doğu'da ve dünyanın geri kalanında milyonlarca insanın ölümünden sorumlu bir ülkenin temsilcileri olduğunu hatırlatırım, kimin merhametsiz olduğu ortadadır. Ayrıca Washington'ın göbeğinde gösteri düzenleyen terör örgütü militanlarından, barışçıl göstericiler, olarak söz etmeleri, KKTC'nin doğal hakkı olan Doğu Akdeniz'deki gayri meşru eylemleri sahiplenmeleri, Kıbrıs adasında garantör ülke Türkiye'yi işgalci göstermeleri, FETÖ'cüleri sahiplenmeleri, bu mektubun altında imzası olanların iyi niyetli olmadığının açık bir şekilde göstergesidir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik YÖRÜNSEKDMÜTTEFİKLİK meselesi ekonomik ilişkilerle sınırlı. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki gerilimi had safhaya vardıran F-35 meselesinin çok boyutlu olduğunun altını çizen Bozkurt, F-35 meselesi, çok boyutlu bir mesele.
Konunun perde arkasında görünen ve aslında işin en temel boyutu olan bir politik çerçeve var. Bu çerçevenin içinde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya geldiği birçok olay görüyoruz. Yukarıda bazılarını aktardığım olaylara Türkiye'nin PKK, PYD terör örgütü üzerinden yürütülen bölgesel plana çomak sokmasını, Washington'ın enstrümanı haline gelmiş terör örgütüne ezmemizi, bölgesel iletişimi kuvvetlendirmemizi, Ege ve Doğu Akdeniz'de milli menfaatlerini öne çıkaran askeri ve siyasi politika uygulamamızı, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmamızı vesaire. Ekleyebiliriz. Zaten bakıldığında iki müttefik olarak görünmemize rağmen, aslında birçok temel konuda karşı karşıya gelen iki ülke görülüyor. Bu da müttefikliğin artık sadece ekonomik ilişkilerle sınırlandığını ortaya koyuyor, diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin PX-35 kartını sahaya ilk sürüşü değil, sürekli Türkiye'yi tehdit ediyor. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müttefikliğin ekonomik ilişkilerle sınırlı kalmış olduğunun, PX-400 sürecinde bir kez daha ortaya çıktığını işaret eden Bozkurt, PX-400 meselesinin başlangıcı da buna önemli bir göstergedir. Hatırlanacağı üzere Türkiye, füze alımına ve sonrasında üretimine karar verdiğinde müttefik olarak gördüğü hiçbir ülkeden destek vermedi. Onlar sadece satışı gerçekleştirmek niyetindeydi. Türkiye ise ileride füze üretme teknolojisini de hedefliyordu. Batı dünyası buna yanaşmadı. Türkiye bu nedenle ilk başka Çin'in ürettiği füzeleri almaya karar vermişti. Hatırlayın, Amerika Birleşik Devletleri o dönemde bu füze sistemine karşı PX-35 kartını sahaya sürmeye çalıştı. Şimdi aynı şeyi PX-400 mevzusunda yapıyor ve Türkiye'yi yine tehdit ediyor. Buradaki en temel nokta, Türkiye'nin Rusya ile savunma sanayisinde işbirliğine gidecek yolu açmasıdır. Batı'yı politik olarak en çok endişelendiren siyasi boyut budur. Bu, bölge dengeleri açısından Batı dünyasının çok sayıda politikasına olumsuz etki yapacak bir gelişmedir, dedi. Washington'ın PX-400 direncinin gerekçesi komik, PX-400 için farklı sistem üzerinde çalışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin PX-400'e karşı çıkma gerekçesini komik olarak nitelendiren Bozkurt, teknik gerekçeler ise komik. Bu da meselenin askeri boyutunu ilgilendiriyor. Bu boyutta Amerikalıları yalanlayan çok sayıda veri var. Örneğin, PX-35 verirsek Rusya bu uçakla ilgili özel bilgilerimizi ele geçirir, diye söylüyorlar. Bakıldığında Çin PX-35'in bir benzeri olan JX-31'leri yaptı. Bu bilgileri Türkiye'den almadı. Nereden aldığını Amerikalıların sorgulaması lazım. Ayrıca yine Rusya bölgede çok sayıda hava savunma sistemi kurdu. NATO hareketliliğini izleyecekse, bu gücün bilgilerine vakıf olacaksa zaten bu kurduğu sistemlerden de ulaşır. Bir özel bilgi de vereyim, diyorlar ki, füze savunma sistemi kurulduğu zaman bağlantılı linkler üzerinden NATO sistemine girip bazı verileri alabilirler. Oysa bu da gerçekçi değil. Türk ve Rus uzmanlar, PX-400 için farklı bir link sistemi üzerinde çalışıyor, ifadelerini kullandı. PX-400'ler 15 Temmuz benzeri bir vaka YAŞANIRSA hayati önemde rol oynar. Bozkurt, ayrıca S-400'ler sadece tek bir noktayı değil 400 kilometre çapında bir alanı kontrol edecek. Yani siz bu sistemi Ankara'ya kurarsanız, Ankara'ya 400 kilometre uzaklıktaki her yeri koruyabilirsiniz. Bu kapsam içine Cumhurbaşkanlığı da girer, TBMM'de, askeri karargahlarda, siyasi parti genel merkezleri de girer.
Bu sistemin bir avantajı da şu, 15 Temmuz benzeri bir vaka yaşanırsa, içeriye hainler sızarsa, onların uçuracağı F-16'lar rahat hareket edemez. Yani iç güvenlik açısından da önemli bir sistem olacak. Bilindiği üzere F-35'lerin özellikle de bazen tartışmaya açılıyor. 5. nesil savaş uçağı olarak adlandırılan F-35'in özellikleri konusunda uzmanların olumlu değerlendirmeleri var. Ancak benim dikkatimi çeken bir nokta aynı uzmanlar, F-35 alım olmazsa başka seçeneklerin de gündeme gelebileceğini söylüyorlar. Belki yakın gelecekte gündemde olmasa bile uzun vadede bu tartışmalar Türkiye'nin kendi uçağını yapmasını bile gündeme getirebilir, diye ekledi.